Merhabalar, ben Osman Türkban. Usta da var, her sere tolu gidiyor başkan. O da gidiyor. Yeni gidiyor, ben boyuna gidiyorum başkan. girdim oy oy girdim üzüme oy oy, girdim, üzüme oy, oy. değdi gözüme Merhabalar. gözüme oy Merhabalar. Osman Türkman'da hayvancılığa dair programıyla yine karşınızdayız. Bugün Gaziantep ilimize bağlı Oğuzeli ilçemizin Sevindi köyündeyiz. Ee, yine bir üreticimizin işletmesindeyiz. işletmesindeyiz. Küçükbaş hayvancılığa dair ee, ...burada neler yapılıyor... Ee, ...onları konuşacağız... Ee, ...yanımızda tabii ben yine tanıyorum... Ee, ...Tarık ve eşi İnci ablamız var... Ee, ...Tarık önce seni bir tanıyalım... ...ben e, Gaziantep Oğuzeli Sevindi Köyü'ne bağlı... E, ...küçük işletmesi olan Tarık Soğancı... ...beş çocuk babasıyım... E, ...ben daha önce şehirde e, 17-20 yıl... ikamettikten ettikten sonra... Ee, sizin aracınızla küçük baş hayvancılığa başlayaraktan köye dönmem için birçok e, nedenim var projesiyle bu köye yerleştik ve bu küçük işletmemizi kuraraktan şu an devam ediyoruz. Ya, kaç Tarık? 37 başkanım. O, 37. 37 yılının ne kadarı şehirde geçti? 20 yılı. 20 yılı şehirde geçti. Ee, ne zaman sen köye tekrar geri döndün? Ben ufaktan ara ara böyle 2013-2004 gibi ufak ufak babamın yanında böyle 3-5 hayvanı moraktan devam ediyordum. Daha sonra... Ama ev şehirdeydi değil mi? Ev şehirdeydi. Orada kirada kalıyorduk. Evet. Daha sonra böyle köye gitmek için, böyle şey yapmak için hayvancılıkla uğraşan birçok arkadaşla böyle irtibat halinde. Sonra sosyal medya üzerinden sizinle tanıştım, birlik başkanı olarak ee, bu proje vardı. Ee, sizden geldik yardım aldık. Oraya geleceğiz harika. Tamam. Şu şehri bir tamamlayalım. Şimdi tamam. İnce abla'ya bir verirsen. İnce abla sen de bir tane Ben de Gaziantep Şahinbey ilçesinde doğdum. Ee, 14 senedir evliyim. 5 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Ee, benim köye gelelim 3 sene oluyor. Ben hep şehirde büyüdüğüm için, şehir hayatında yaşadığım için ee, köy yaşantısı 3 senedir birlikte yaşıyoruz köyle. İnce abla genelde e, köyde bayanlar, kız kardeşlerimiz daha ziyade evet. e, bir an önce ben şehre gideyim Artık köylerde kalmak istemiyorlar Sen e, şehirden köye gelen bir kardeşimizsin, bir e, bayansın <laughs> evet, evet. Allah senden razı olsun Sağ e, Memnun musun? Ya hamdolsun aç değiliz Ama tabii ki zorlukları da var Birçok şeyden geçtik, aşamalardan geçtik yani kolay olmadı. Bir insanın bir yere gelmesi kolay değil. Biraz mücadele lazım. Biraz azim lazım. Aslında çok basit değil köy. Hani ilk dediklerinde ben e, kayınvalidem olsun, annem olsun, benim annem gitme dedi. Birçok zorluk çıkarttılar. Ben yine de eşimin yanında gelmek istedim. Eşimi bırakmadım hiçbir şey. Yani zorluğa karşı hiçbir zaman bırakmadım. Hamdolsun yani bir şeyleri başardık. Bir şeylerden geçtik. Allah senin razı olsun. Özellikle destek olduğun için. Evet. Ben şunu özellikle sormak istiyorum. Sonuçta Tarık orada organize de fabrikada çalışıyordu. Evet, evet ve e, sen de e, orada evde kalıyordun. Evet, Herhangi ev bir iş yapmıyordun, Ev yok. hanımıydın. Evet. E, sonuçta diyelim ki sabah geç saatte kalkabiliyordun. Evet. Çok bir işin olmuyordu. Evet, öyle. İşte e, bir sürü boş vaktin oluyordu. Evet, öyle. E, biraz da belki hayat lay layla gidiyordu yani. Öyleydi tabii e, ki. Ama sonuçta köye gelince e, öyle geç kalkmak falan yok. Öyle çok bir boş vakit de yok. Yani e, şimdi ya niye geldim dediğin oluyor mu? Bunu şunun için özellikle soruyorum. Çünkü biz özellikle çobanların problemlerinden bir tanesi genç bayan kardeşlerimizin kızlarımızın çobanlarla tarım ve hayvancılıkla yapan insanlarla evlenmek istememesi. Köy şartlarının zor olduğunu söylemesi. O yüzden yani sen şimdi bir rol modelsin. Köy, e, şehirden köye gelmişsin. Ya ben burada ne işim var? Ben orada örnek görüyorum hiç köy yüzü görmemiştim. Şehirde doğmuş bir insanım. Ben örneğin Buraya niye geldim? Böyle mi düşünüyorsun? Yoksa biz en azından şu an eşimle beraber geldik, kendi ser işletmemizi kurduk, kendi sermaye sahibi olduk, kendi işimizdeyiz. Ee, biz burada eğer bir şey üretiyorsak. Ee, önce kendi ekmeğimizi kendi rızkımızı kazanıyoruz ve kazancımız da bize geliyor. Tam bir ülkenin de ekonomisine katkınız oluyor, üretime katkınız oluyor. Ama hani gidip organizede birilerine asgari ücretle çalışmaktansa kendi işimizin sahibi olduk diye bu anlamda memnun musun? Ee, orada olmaktansa burada olmak daha mı iyi? Ne düşünüyorsun? Ya ben e, köy ilk dediklerinde mesela eşim bana köye geleceğim dediğinde proje başladığında ben eşime önce olumlu bakmamıştım aslında. Sonra ille gidelim hani yapalım kendi işimiz olsun fabrikada bir hani ilerleyemiyoruz birsek iki olmuyoruz dediğinde ben eşime destek vermek istedim. Hani onun inançlarına onun isteklerine karşı asla hayır demedim. Geldik hamdolsun yok. Ben e, nasıl diyeyim başkanım size? Hiçbir konuda asla isyan etmeyen, haline hep me memnun olan bir insanımdır. Yani hiç isyan etmedim, hamdolsun, hep hamdolsun Rabbime. Elin işçiliğini yapacağımıza kendi işimizi yapıyoruz. En azından kendi paramızı ikimiz kazanıyoruz. Tamam benim de zorluklarım var, 5 tane çocuğum var. Ama e eşimle birlikte bir şeyler yapmak çok güzel. Bir yerlere varmak güzel bir şey. Tamam kolay değil, köy hayatı hiç kolay değil. Sağım olsun. Ee, davarın altı olsun, zibili olsun, her şeyi. Ama nasıl Antep'te kadınlar işe gidiyorsa sabah kalkıp temizliğe veya başka bir şeye, köy hanımlar da mesela, köy ben hanımları diyeyim, sabah kalkıp kendi işini yapıyor. Elin işçiliğindense kendi işini yapmak daha güzel, peynirini satmak, yoğurdunu satmak çok güzel. Yani şu cümle özellikle değerli izleyiciler unutmayalım. Elin işçiliğini yapmaktansa kendi işimizin patronu olalım. Kendi işimizin sahibi. Bunu aslında belki bu cümleyi sonradan biraz daha açacağız. Şimdi biraz da o ilk başlara gelelim. Ben hatırlıyorum bir gün birliğe gelmiştiniz. Evet. Ee, ne ben sizi tanıyordum. Ne siz evet, e, tanıyordunuz? Ya biz hayvancılık yapmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? benzeri bir soru sormuştunuz öyle mi? Evet. Biz de kendi bildiğimizce size bir şeyler anlatmıştık ve sosyal medyadan da bizi takip ederseniz tüm yaptığımız çalışmalar ve projeler bazında da paylaşımlar yapıyoruz demiştik. Ondan sonra da e, köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi başlamıştı. Şimdi evet. tarı e, mikrofonu tekrar tara verirsek Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi. 2021 yılından mı müracaat etmiştik? Evet Tarık. başkanım. Şimdi değerli izleyiciler burayı özellikle izleyin. Türkiye'de yapılan birçok proje devletin vermiş olduğu işte hayvancılık projeleri, tarımsal projelerle ilgili bazıları başarısız oluyor veyahut da bazıları o projelere zaten girerken art niyetli giriyor. Ya diyor ki ben bu tarımsal ve hayvansal krediyi alayım. Hayvanı falan gerekirse alayım. Bir ay sonra, üç ay sonra satarım. Ama bu işi Yapmak isteyenlere de eğer e, kredi e, e, doğru yere verilmişse o projeden doğru insanlar faydalar faydalandırılmışsa şimdi onun bir örneğini göreceğiz burada e, biz onu Tarık Gild'e İnce abladan dinleyelim. Tarık 2021 yılında köyümde aslında 2020'de başlamıştı. Evet. Ee, 2021'de kö aldık. Evet köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kapsamında e, vatandaşlara e, küçük baş hayvan veriliyordu faizsiz bir şekilde. Evet. Geldin 2021 yılında o projeye müracaat ettin. Öyle mi? Aynen. O proje, o proje kapsamında kaç hayvan aldın? E, 100 tane hayvan aldık başkanım. 100 tane evet. koyun aldın. Evet. 100 tane damızlı koyun aldın. Evet. Kaç paraya aldın? O zaman kaç para borçlandın? E, şey, burada başkanım e, yani 100 bin liraya bir şey yaptık. 100 bin lira evet, borçlandın evet, 100 bin lira, bin lira borçlandık biz. 100 bin lira sen borçlandın. Evet. Bunu da aslında ilk iki yıl ödemezsiz dendi ama sonra her yıl ödenecek dendi. 5 taksitte mi ödeyecektin? 7 yılda artı bize şöyle bir sunum yaptılar. Derken 50 bin TL de yem kredisi veriyoruz. Toplam 150 bin TL. 50 bin TL'den faydalandın mı? Evet. Onu da aldın. Evet onu da aldık. 150 bin TL biz şey yaptık. Borçlandık ama 50 bin TL'yi şöyle bir özelliği vardı. Der ki, bunu tek seferde 18 ay sonra ödeyeceksin. 18 ay ödeyeceksin. 50 bin lirayı karıştırmıyor. Karıştırmıyor. Yani zam evet, zaman he. 100 bin lira 7 lira. taksitle mi ödedik? 7 taksitle. 7 böldük. Yılda 14.285 14 TL bin yaptı. 14.285 lira. Evet. Ee, 2021, 2022, 2023. Evet. Bu sene 3. senemiz. Evet. Ee, şu ana kadar kaç taksit ödedin? Evet. Normalde üçüncü taksit ödeyecektik başkanım. Onu evet. da depremden dolayı şey oldu. E, ertelendi. İki, i̇ki taksit ödedin. Evet. Üçüncüyü ödemedin. Evet. Şimdi e, şuraya geleceğim. Sen 2021 yılında 100 bin lira borçlanmıştın. Evet. Ve e, o gün tabii o günkü şartlarda 14 bin liralık taksit belki insana zor geliyor olabilirdi. Bugün sen 14 bin liralık taksiti ödemek için burada kaç hayvanını satman lazım? Ee, ben ilk başlarda bu projeye girdiğimiz zaman başkanım e, ben şöyle bir hesap yapmıştım. 100 bin, yani 100 tane hayvan aldım. E, sattığım zaman bunu taksit ödediğim zaman 20 tane bu hayvanın kuzusunu satmam hesabıyla yola çıkmıştım. Evet. Öyle bir matematik yaptım. E, ama bir sene sonra ödediğimiz zaman e, 20 tane değil de biz 9 tane ödedik. Yani sen o 100 tane koyunun evet. 100 kuzusundan 20'sini satar taksidemi öderim Öde diye hesaplamıştın <laughs> ama taksit günü geldiğinde 9 tane kuzu ilk taksit evet. için konuşuyoruz. Evet. 9 tane kuzuyu sattığında ilk taksitin parası çıktı. Sana da kenarda yaklaşık 90 tane kuzu Aynen, kaldı diyelim. kaldı. Ana çayvan da evet. zaten ayrı kaldı. Ayrı kaldı. Bir sonraki sene? Bir sonraki sene 5 taneye indi bu. 5 tane kuzuya mı? 5 tane kuzuya indi. Evet. Yani yılda 100 tane civarında kuzunuz oluyor. Siz beş tanesini ödüyorsunuz, satıyorsunuz ve taksidinizi ödüyorsunuz. Bu evet. sene olsaydı? Bu sene üç taneyi ben e, cebime hayvanımı satmıştım, 3 kuzumu satmıştım. Bankaya gittim zaman deprem dolayısıyla borçların ertelendiğini söyledi ve yani olsaydı 3 kuzuyla kapatacaktı. Üç kuzuyla bu sene de taksidimizi kapatacaktı. Evet. Üçüncü taksidimizi ve dört tane taksidimiz kalacaktı. Tabii burada bizim kuzu dediklerimiz yaklaşık. 40-45 kilo canlı, Aynen, 6 aylık, 7 evet, aylık erkek hayvanlardan Erkek bahsediyor. Aynen. Şimdi değerli izleyiciler, özellikle biz bu programları yapmaya başladıktan sonra Türkiye'nin farklı yerlerinde bazen telefonla bazen bizi gördüklerinde genelde bana şu cümleler kullanılıyor. Ya Osman abi işte sen senin bu programını biz izledikten sonra kendi aramızda eşimizle konuşuyoruz ya biz de köye mi gidelim, köye mi yerleşelim köyde hayvancılık mı yapalım böyle bu tarz şeyler konuşuyoruz ve etkileniyoruz, böyle hevesleniyoruz. Şimdi bunu yapmak isteyenler özellikle bu programı izlesinler bu iki tane genç kardeşimizi özellikle izlesinler çünkü bu proje gerçekten güzel bir projeydi. Bu tarz projeler yerine ulaştığında bu işi yapmak isteyenlere ulaştığında arkamızda bir başarı hikayesi var ve şu anda biz o hikayeyi sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla biz şu anda taksidimizi ödeyecek olsak şu an 3 tane kuzuyla bu seneki taksidimizi ödeyeceğiz. 90 tane, 97 tane belki evet. kuzu. yani Aynen. Her birinden bir kuzu aldığımızı düşünsek bize kalmış olacak. Tabi 2021 yılında köye dönmeye karar verdikten sonra biz şu anda işte burada ahır var. Burada iki katlı ev evet. var. Altı işte bodrum. Buralar böyle değildi. Evet. Yani Ö önce altı yaptın, Evet. So üst, sonra da üst, üst evi yaptı. Ee, 2021'de mi evi de yaptı? Evet, 2021'de eksikler tabii var evet. ve gittikçe her yıl tamamladın ve çok şükür şu anda çok güzel bir yaşam alanı. Köyde işte e hem e evin hem burada hayvanların kalacağı yerler ve aynı şekilde de çok şükür bugün hayvan sayımızı kaça çıkarttık toplamda? 163 163 tane anaç evet. hayvanımız evet. var şu anda. Evet. Çok şükür. Ve burada e, tabii e, şeyin e, bu projeyle beraber e, kendi üretmiş olduğumuz damızlık hayvanlardan da hoşumuza gidenleri evet. sürüde bıraktık. Evet. E, damızlık vasfını yitiren o yaşlı itileri, olanları oraya, veyahut da e, Onlar da sürüden çıkarttık. Aynen. Sürüden çıkarttık. Şimdi Sence bu tarz projeler e, bölgede yerini buldu mu? Siz de bulmuş. Ör, Türkiye'de de gerçekten örnek şu an teşkil ediyoruz. Muhakkak sizin gibi farklı illerde, farklı bu işi gerçekten yapanlar var, başarılı olanlar var. E, eksik gördüğün veyahut da olması gereken e, neler vardı? Ne yapılması lazım? Şimdi başkanım, e, konuyu biraz böyle başa alırsak, e, hani projeyle biz o projeye geldiğimizde yani seninlik tanıştığımızda senin bir güzel cümlen vardı. Olur mu olmaz mı diye sana sorduğunda yani şehirdeyim belli bir aylığım var, düzenim var ama orada gideceğim bu işi yapabilir miyiz yapamayız. Orada bir güzel bana bir kelime kullandı. Dedin ki kardeşim dedim bana isim dedim ben dedim Tarık, Tarık kardeşim dedim. Ee, şehirde köle olacağına git köyünde ağ ol dedim bana. Ben de bu söz gerçekten hoşuma çıkan yola çıkaraktan ee, bu yola çıktım ama e, bu yolda bize gerçekten yani bu bankalar olsun şeyler olsun veya farklı kişiler bize çok engeller çıkardılar. Ben bir ara artık umudumu kestim yani. Çünkü niye? Ee, az önce dediğiniz gibi e, bazıları bunu kötü niyetle kullandığı dolayı e, çekimsel davranıyorlar. Ben gerçekten yapmak istiyorum. Bak eşim de böyle sıkıntılarımı anlatıyorum. Ben bu işe gönüllüyüm yapacağım. Zorluklar çıkardılar. Ama biz yine de yani yılmadık, şey yapmadık ve bu köye geldik. Bugün gerçekten baktığımız zaman yani fabrikadaki kazançla, köye geldiğimiz kazanç arasında gerçekten tabii ki meşakkat, yani zahmet olmazsa rahmet olmaz e, sloganıyla e, emeksiz bir şey asla olmaz. Yani emeksiz olan bir şey ucuz olur. Biz de emek vererekten iyi ki ne gelmişiz dedik. Çünkü niye? E, ben şehirde kiradaydım. 12-13 sene ben kirada ve asgari ücretle. Bir ev alma durumum yoktu benim. Ama hayvancılıkla yapınca e, yani bir bisikletim dahi yoktu benim yani. Ama bugün geldiğimiz konuda hamdolsun evimiz oldu. Bak ahırlarımızı yaptık, traktörümüzü aldık, ta araba taksimizi aldık, nakliyetimizi aldık. Bir ortada bir şey var. Kaç senede bu toplam? E, başkanım bu kaç senede? 2019 diyelim Başkanım. İlk başlangıç hiç evet. buraya gelip gitme 2019. Evet. 2019. 4-5 sene süreç. senelik süreçte Başkanım. Aynen öyle yani. Ee, yani hamdolsun eşimin dediği gibi e, tabi bunu severek yapacaksın. Yani bu işi e, bahanelerle değil de bu işi severek. Çünkü niye? E, bu işi yapmadığın zaman başkasının işini yapacaksın. Yani başkaları mercedese ederken sen bir psikiyatride sahip olamayacaksın. Ama kendi işinde, sende köyünde ağ olmaya kalkarsan, bugün ne yapacaksın? Bir şeylere sahip olacaksın. Yani hiç yapmayacaksın. Ama bu işin e, zorluklarını ilk geldiğimiz sene hani hayvan par etmedi mesela. O sene sizin de bir e, böyle sosyal medyadan yani şeyiniz vardı. Hani üretim azalıyor. Hani bu proje varsa desteklenmeli dediniz. Çünkü e, desteklenince üretim artarsa ülkemizin menfaatine, milli gelirimizin menfaatine bu çoğaldıkça olsa da böyle yani e, büyük baş olsun, küçük baş olsun e, par etmeyince Devlet tamam proje verdi ama bunu desteklemedi. Sadece verdi git e, başın çaresine bak der gibi oldu yani. O zaman ne oldu insanlar e, bu işin altında ezilmeye başladı. E, Birçok mesela bu projeden kişiler ne yaptılar e, bu işi birer birer bırakanlar oldu yani. Ama e, bizim gibi böyle inanmış olanlar da mesela e, zorlukta da bırakmadılar. E, bu işi devam ettiler. Bugün baktığımız zaman. Üreticiyle mesela kasaplar arasında mesela bir et farkı var. Oraya gelelim Tarık. Evet. Şimdi e, biraz önce şeyi söyledin. Dedin ki ya özellikle bu e, bank, e, proje kapsamında biz projeden faydalanmaya çalışırken özellikle bankalardan falan sıkıntılar neredeyse bırakma aşamasına geldik dedin. Şimdi burada şöyle bir şey değerli izleyiciler gerçekten Türkiye'de özellikle Ziraat Bankası tarım ve hayv asıl yani işi uğraş alanı asıl yapması gereken önceliği tarım ve hayvancılık yapan işletmelere destek olması. O proje sürecinde de tabii ben de içindeydim ama maalesef Türkiye'de genelde Ziraat Bankası bu tarz işlerde bazen küçük işletmelere belki muhakkak onların da kendilerine göre bazı formları, bazı daha önce yaşamış oldukları sıkıntılar var veyahut da krediyi kullanacak olan kişiyle ilgili problemler var ama biz özellikle bu Ziraat Bankası'nın küçük işletmelere destek olması alanındaki önündeki engelleri aslında kaldırabilirsek, küçük özellikle üreticinin Ziraat Bankası'nda faydalanma koşullarını daha iyileştirebilirsek aslında biz tarım ve Hayvancılığa e, olumlu bir katkı yapabiliriz. Özellikle bu köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var. Projesi kapsamında o dönemde biz de birlik olarak proje e, içerisindeydik ve biz de e, projeden faydalanmak isteyen insanları yönlendiriyorduk. Allah var, Ziraat Bankasının da şimdi hakkını da inkar etmemek lazım. Onlar da e, mümkün mertebe e, yardım etmeye çalıştılar e, sorunların çözümü için. Ama maalesef bazen e, gidiyorsunuz basit bir iş için bir yere takılıyorsunuz, bir personele takılıyorsunuz veyahut da basit işte olmaz deniyor ve ondan sonra siz o hevesiniz kırılıyor ve bırakmak zorunda kalıyorsunuz. İşte Tarık sağ olsun o süreçte o da benzer her ne kadar sıkıntılarla karşılaştıysa ama inanmıştı bu işi de yapmak istiyordu. Ve bu köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kapsamında. Bu işe başlayıp ve bugün bu işi başarıyla alan izle yürütenler. Şimdi Tarık dedin ki bir de özellikle üretici fiyatlarıyla kesimci fiyatları arasında fark var. Nasıl bir fark var? Ya şöyle başkanım mesela bugün... E Kasapta et almaya kalktığımız zaman e, 350-400 bin lira mesela. He. Aynı eti mesela üreticiden aldığın zaman 195-190 lira arada bir uçurum var yani. 200 liradan 350'ye çıkıyor. Evet yani. E, Ama Tarık şöyle de bir şey var. Şimdi tabii e, biz mesela bazı şeyler de söylerken şimdi diyelim ki ben e, kesimciyim sen. Sen ben senden 200 lira karkastan diyelim ki kemikli gövdeyi aldım. Evet. Zaten yaklaşık yüzde 12-13 civarında kemik çıkacak. %12-13 üzerine attığında 200 liranın 225-230 lira bandına geliyor. E sonuçta ben de buna bir sermaye bağlıyorum. Ben de üzerine kar ekliyorum. Diyelim ki o e, almış olduğum karkasın e, bir kısmını belki 270-280'den satacağım. Bir kısmını belki 350-400 liradan satacağım. E, belki tamam bu kadar fark olmaması lazım ama e, sonuçta araya aracılar da giriyor. Şimdi Hani e, söyleyeceğiz ama çok da böyle hani karşının da hakkını da yememek lazım yani. E, doğru başkanım şimdi şöyle bir şey yani e, tabii ki ya bu işte yani karşına bir kazanç elde etmesi lazım ama şimdi şöyle bir şey bunu e, aşırı olmaması lazım. Kesinlikle. O zaman he yoksa tabii karşı buna emek verecek dükkan vergisidir, kirasıdır, işçisidir. Efendim. Ama arada biraz çok yani fark var. Yani biz demiyoruz o kardeşlerimiz kazanmasın. Ee, e, bizim Hanbalı'nda değil mi? Ama aradaki fark şey yani neden bu üreticide yani ucuzken orada daha değerli yani? Ee, katılıyorum. o Evet bizde 200 lirayken veyahut da bizde diyelim ki e, oraya gidince yaklaşık iki katına çıkıyor. Şöyle de bir durum var ben de e, bu ara özellikle devamlı görüşüyoruz da e, özellikle kesim yapan kasap arkadaşlarla konuştuğumda şunu da söylüyorlar bize e, şimdi fiyatlar arttıkça insanların alım gücü azalıyor. Diyelim ki günde 5 gövde satacakken, 100 kilo et satacakken 50-60 kiloya düşüyor. 100 kilo sattığında diyelim ki üzerine %25 attığı zaman o işletmenin giderini, kasabın giderini kurtarıyorken ama 50 kiloya düştüğü zaman %25 kurtarmıyor artık. %35, %40'lar atması lazım ki o işletmenin giderini kurtarsın. Böyle de bir şey var. Aslında bu işin en doğru çözümü yani üreticiden halka, e, aradaki aracıların azalması yani biz bunu e, aslında çözebilirsek birlikler olarak kasaplar olarak örnek görüyorum yani biz direkt e, asıl e, satıcıya ulaştırabilirsek ve hatta asıl tüketiciye de ulaştırabilirsek biz de o işten daha çok karlı çıkacağız tüketici de daha uygun fiyata ee, yiyecek, bu da aslında biraz daha burada iş birliklere de düşüyor, e, sektörü temsil eden insanlara da düşüyor. Burada böyle de bir e, aslında e, rol e, oynanabilir yani. Şimdi başkanım, şöyle bir şey diyeyim ben e, üretici her zaman e, bu ülkenin kısık sesleridir yani. Yani onlar mesela nasırlı elleriyle güneşin anında mesela e, e, tenleri yanmış nasırlı erleri, bu ülkenin kısık sesleri. Bu kısık seslerin sesi birliklerdir. Ee, mesela birçok birliğimiz mesela e, üreticimiz mesela neden şikayetçi? Yani birlik sadece odasına yazanesine e, kapanmamalı. Sahada olmalı. Bu işi gerçekten böyle üreticinin böyle sesi olacak, sahada olacak, mücadele edecek birlik başkanları olması lazım. Mesela Allah sizden razı olsun. Mesela yani burada bizim yani kaç yıldan beri hep e, Dışarıya karşı, e, devletimize karşı aradaki sesimiz oldun. Yani kısık seslerin sesi oldun. E, birçok faaliyetlerle, şeylerle ne oldun? Gazi Antep'teki mesela birçok ilimizde mesela ben e, hayvan alım satımıyla Adana'ya, Urfa'ya, Maraş'a, Mardin'e, Kilis'e e, birçok ilimize giden bir aynı zamanda üreticiyim. Gittiğim zaman e, hep bizim birliğimize yani sizin dönemdeki... Ee, çalışmalara bakaraktan gıpta edilmiş birlik vardı. Çünkü niye? Ee, Gazi Antep'te mesela yani köydeki insanlar derdini anlatamayan, meramını anlatamayan, sesini duyuramayan ama her koşullarda ne olursa olsun devleti adına üretim yapan sadece bir sesini yani e, hani depremde hani sesimi duyan var mı? Enkazın altında kalmış Sesini duyurmaya çalışan Sesimi duyan var mı? Sloganıyla sesini duyuracak Bir aracı lazım. Bu da birliklerde Allah razı olsun ee, Bizim sesimiz oldunuz ee, Birçok mesela Üretici şundan müzdarip de Ben hayvanımı satacağım zaman Kaça satacağım? Bunu bilmiyordum. Hayvanımın değerini ben Bilmiyordum ama şu gün Hala mesela bir üretici Köyde piyasayı bilmediği zaman e, Osman Türkman e, sayfasına girdiği zaman hayvanın otomatikmen değerini bilerekten e, ne yapıyor? E, bu işin aracılarına boğulmadan e, hayvanı en azından değerinde satabiliyor yani. E, Tarık tabi Allah sizden de razı olsun. E, yani söylediğin gerçekten özellikle burada birliklere, birliği yöneten insanlara çok iş düşüyor. Şimdi biraz e, mikrofonu tekrar İnce Abla'ya bir verirsek. Şimdi İnce Abla şehirde yaşıyordun. Tarih işe gönderiyordun, sen dönüyordun belki yatıyordun, belki örnek veriyorum dönüyordun farklı şeylerle. Ama şimdi köye geldik, hiç evet. öyle bir hayat yok. Sabah kaçta kalkıyoruz? Sabah altı buçuk, yedi arası. Sabah altı buçukta kalkıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz ondan sonra? Kuzularımı yemliyorum, kuzulara yem veriyorum. Sonra evet. yine eşim geliyor, eşimle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra hayvanlarımız geliyor. Sağım yapıyorum, onun sütünü peynir yapıyorum, yoğurt olacaksa yoğurt yapıyorum. İşte böyle. Sonra ev işi hiç e, böyle hani öyle şehirdeki gibi artık neredeyse boş vakit yok boş vaktimiz yok boş vakit yok yok, yok hayır ama şöyle bir şey e, insan kendisi üretince ve ürettiği emeğin de karşılığını alınca onda huzur buluyor mutluluk duyuyor ve o yorgunluğun büyük kısmını o zaman unutuyor evet öyle ya şöyle bir şey mesela Antep'te e, böyle bir görevin yoktu hani. Yani bunlar yapılacak diye bir görev yoktu. Yemeğimi ne zaman olsa o zaman yiyordum kahvaltımı. 10'da olsa 11'de olsa fark etmezdi. Mesela illa bir kuzulara yem verilecek. Yani sen rahat edemiyorsun. Sonuçta onlar seni bekliyor. Ne kadar şey olsa da vazifen onlara gidip bakmak. Senin vazifen. Biz köye geldiğimizde mesela bizim köylü biraz eski kesim. Yani genç yok. Sadece Tarık'la ben varız. Genç hep olarak. Hep yaşlı mı? Hepsi yaşlı. 19 tane dulumuz var bizim köyde. Kaç hane köy? 30, 30, 30 tane. Dullarımız hep bizi ağacın altına, şurada bir tane büyük ağacımız var tut ağacı. Onun altında hep niye geldin işte, ne güzel Antep'de yatıydın, istediğin gibi Niye deli, aklın yok. İşte niye geldin, davarı sat git. Hep yaşlarımız böyle. Yani hiçbir tane moral veren yok. Niye geldin? Niye bu işi yapayım? Sen bunu beceremem. Mesela benim halalarım bile sana bir sene veriyoruz. Bir sene dayanamayacaksın köy hayatına. Çünkü sen yapamazsın. Değerli izleyiciler buraları iyi izleyin özellikle ya ben köye gitmek istiyorum hayvancılık yapmak istiyorum evet. İşte sizi bu programlardan çok etkileniyoruz diyenler özellikle İnce ablanın bu cümlelerine iyi baksın. Evet. Peki İnce abla bunu sana söyleyenler hem şehirde hem köyde evet. bir gün biri getirip eline bin lira beş bin lira para koydu mu ya ihtiyacın var mı al şunu da harca diyen oldu mu? Ya kim kime verir bir milyon gene vermezler mesela e, benim annem babam bile istemedi benim annem babam köyde doğmuş büyümüş insanlar. Köy hayatına gitme kızım dediler. Hani sen oraya gidersen biz seni evlatlıktan sileriz. Benim annem hiç istemedi. Ben eşimi bırakmak istemedim. Anne dedim yani sen ne dersen de ben gideceğim. Mesela benim kayınvalidem bile istemedi. Gelme dedi. İstersen Tarık'la dövüş gerekirse yani ayrılın ama gelme dedi. Küs git dedi. Ben gitmedim. Dedim yani geleceğim. Ne zorluk varsa birlikte göğüslenelim. Tamam çok zorluk çektik mera olmadığı için hayvanlarımızı yayacak yerimiz olmadı. Mesela ben derdim ki Antep'te büyüdüğüm için bir tane akrep görsem, yılan görsem herhalde köyün dışında kendimi bulurum derdim. Ama öyle bir şey olmadı. Yılan da görsem Allah sana onun gücünü veriyor. Rabbim sana yardım ediyor. Mesela ben yılan da görsem korkmadım. Akrep görsem korkmu. Niye? O benim görevim. Ben kendimi o an çoban hissettim. Değerli izleyiciler şimdi e, bu ülkede tabii e, birçok konuda e, hani mahalle baskısı var deriz ya. İşte bizzat şu anda bir mahalle baskısı nasıl yapılır bir insana, bir aileye. Şu an bak bizzat e, bakın e, İnce abladan şu an e, onu dinliyoruz. İşte gitme, eşinden boşan ve bunu da yak söyleyenler birinci derecede en yakın akrabalar yani. E, ben şeyi de hatırlıyorum. Biraz önce Tarık söyledi abla ben bizim yanımıza geldiğinizde bir diye ilk geldiğinizde beraber evet, gelmiştiniz. Evet birlikte gelmiştik. Ee, ben şu soruyu da söylediğimi hatırlıyorum. Ee, abla sen de gitmek istiyor musun? Evet Eşine demiştiniz. Bu konuda destek <laughs> olmak istiyorum. Çünkü bu cümleyi hep söylüyorum. Birliğe genelde biri geldiğinde veyahut da biri bana ya hayvancılık yapmak istiyorum. E, nasıl olur? Tavsiye eder misin? Dediğinde genelde erkekler geliyor. Ben hep şunu söylerdim. Eşiniz yanınızda mı? Eşiniz arkanızda mı? Eşiniz eğer sizi destekliyorsa biraz önce de Tarın söylediği gibi kardeşim gidip organizede de birilerine kölelik edeceğine git köyde kendi Krallığını kur, kendi ağlığını kur, kendi işinin başında ol. Bu cümleyi söylüyoruz. Ama işte bakın İnce abla şimdi anlatıyor diyor ki Kaynana'm gelme dedi, annem işte bu e, gitme dedi, öbürü hakkı'mı helal etmem dedi, öbürü kafayı mı yedi evet, dedi, öbürü öne gürüyorum sana bir yıl süre veriyorum dedi. Olmadık olmadık cümleler, olmadık olmadık sözler söylüyor. Hatta yani bir ailenin dağılmasına kadar belki gidecek sorunlar, sıkıntılar yaşanıyor. Ama buradaki bu çift, özellikle Tarık'la İnce ablamız ve o kadar olumsuzluklara, o kadar baskılara rağmen birbirlerine kenetlenmişler ve birbirlerine bir karı koca olarak nasıl sahip çıkılır bir anlamda aile olmanın o gereğini de yerine getirmişler. Yani eğer biz bu kadar soruna karşı, bu kadar baskıya karşı ve köydeki bu zorluklara karşı zorluklara rağmen bu işin altından çıkabileceksek köye gidelim ve sonuçta burada bir emek var, bir zahmet var ama karşılığında da bugün işte çok şükür ayakları üzerinde duran ve biraz önce söyledi ben kirada kalıyordum, asgari ücretle benim bir ev alma ihtimalim yoktu bisikletim daha yoktu ama çok şükür bugün geldiğimiz yerde işte bir işletme kurulmuş, ağrı kurulmuş çok şükür evlerini yapmışlar arabalarını almışlar, traktörlerini almışlar yani böyle de bir o zahmetin karşılığı böyle de bir durum var. O yüzden bunun Bunları iyi değerlendirmek lazım. Siz inanmışsanız, siz birbirinize sahip çıkıyorsanız özellikle işler olarak ondan sonrası Allah'ın izniyle bir şekilde muhakkak sorunlar, sıkıntılar yaşayacak. Ama mücadele olursa ondan sonra da üstesinden gelinir. İnce abla şimdi o kadar baskı oldu ama <laughs> evet. sen sappa sağlam, dimdik, helal olsun Yok, sendeki yüreğe. tarın arkasında durdun evet. ve beraber bugünlere bu işi getirdiniz. Mesela benim eşimin adı deliydi. köye geldiğinde ilk. Köyün erkekleri deli ya e, sigortalı işi bırakıp da buraya geldi. Hayvancılıkta ne var? işte kendilerinin de hayvanı var. Kendileri de o işi yapıyor ama kimsenin gelmesini istemiyorlar. Bizim köyde böyle bir şey var. Abla zaten bu ülkenin <laughs> kaderi böyle. Evet. Bu ülke için yüreği yananlara bir şey yapmak isteyenlere evet. genelde ee, taşlar koyuyorlar. Ama <laughs> o deliler gerçekten bu ülkenin biraz da velisi olan da yani o evet. veli dediğimiz hani e, ermiş biraz anlamında hani belki bizim bizlerin tarın öyle bir e, şeyi olmayabilir ama biraz da o delilik aslında o velilikten geliyor. Desinler deli desinler örnek örüyorum, kafayı yemiş desinler evet. çok şey söylerler çünkü bir şeye insanın inanması o yolda mücadele etmesi sonuçta bir başarıyı ve bir hikayeyi getiriyor. Siz gerçekten burada bir başarı hikayesi ortaya koymuşsunuz ve 4-5 yılın sonunda şu anda ortada bir sonuç var. Ve bir sonuç var. İşte bugün örneğin o e, komşuluk yaptığın, e, şehrin varoş kesimlerinde beraber oturduğun insanlar sabah halen eşlerini organizeye gönderiyorlar. Ben bu ay sonu kiramı nasıl ödeyeceğim? Onunla e, evet. mı şu anda. Evet öyleler. Şu an e, şimdi köylerdeki hayat gerçekten de Antep'e göre daha güzel. Nasıl güzel? Kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Yoğurdumu kendim yapıyorum. Peynirimi kendim yapıyorum. Hamdolsun lüks yaşamıyorum. Belki plajlarda gezmiyorum, tatillere gitmiyorum, belki marka giyinmiyorum, belki dört dörtlük arabam yok ama sağlığım yerimde, sıhhatim yerimde, mutluyum, huzurluyum. Rabbimin verdiğine göre dinimi yaşıyorum, hayvanlarıma bakıyorum. Yani hamdolsun, Allah elimizden almasın. Beş tane çocuğum var. Sağlığımız yerinde, evet. mutluyuz. Kimseye muhtaç değiliz. Aynen öyle. öyle. mi? Evet. Yani sonuç yani bu kadar emeğin karşısında çok şükür bunu da insan sağladıktan sonra daha ne istesin Hiçbir yani? Hiçbir şey istemiyoruz. Yani dedin ya bak şu an sana gitme diyenler. Evet. Belki şu an birçoğu size imreniyor. Evet. Öyle mi? Üç tane T. Evet. <laughs> ya gitme dediler ama yine daha hamdolsun. Ben hala durmuyorum mesela. Kendim de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnternet üzerinden e, hayvancılık belgesi, büyükbaş belgesi aldım. Gittim, kayıt oldum. Şu an belgem de var. Hani bir şeyler yapmak istiyorum. Hani Tamam hep hayvancılık, biraz da eğitim, öğretim. Mesela liseyi bitirdim. Ben köye geldikten köye geldim, sonra. Üniversite okudum, sınavlarına okudum. girdim. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani Çocuklarım için, sınav kendim için. Sınav sonuçları nasıldı? Nereye tercih edeceksin abla? Vallahi e, sınav sonucunda veterinerlik hekimliği de geldi. Eğer olursa oraya da gideceğim tekniker olarak. Biz de okulda. He, Okula da gittim. Gerçekten eşimle bile eşim hem e, al saat yapıyor hem biz adakçılık, adak işi de yapıyoruz. Hayvan kesiyoruz. Hani gelen olursa öyle küçük gelen gidene. Mezile bazen eşim işe giderdi. Eşim sadece keserdi. Ben dallardım, yüzerdim. Gelen o e, abilere verirdim. Derlerdi imrenirlerdi. Ya bizim hanımlar yatı et elini vurmuyu derlerdi. Sen nasıl bunu yaptın? Hiç elimizi bile vurdurmadın derlerdi. Hani bu biraz azim başarı dediğim gibi. Hep erkeklere değil de kadınların da yapması gereken bazı şeyler var. Üstüne düşen görevler var. Kesinlikle. Tabii ki zorluklar var. Hayatımız güllük gülistanlık değil. Kimsenin hayatı değil. İnsanlar bir şeyleri başarmadıktan sonra onun gerçekten kıymetini bilemezler. Yani. Evet. Yani. Dinle sağlık İnci abla programın da sonuna geliyoruz özellikle evet. gerçekten siz hem örnek bir çiftsiniz hem de e, özellikle bu proje kapsamında e, bir başarı hikayesi ve şu anda bu başarı hikayesi de arkamızda işte bu yaptıklarınızla ve en azından yarına dair umutla mutlulukla bakmanızdan evet. e, çok güzel bir örnek ne söylemek istersin böyle ya işte o gitme diyenlere özellikle kafayı <laughs> mı yedin diyenlere eşine deli deli diyenlere. E, evet. Onlara, o tarz insanlara şu an e, ne demek istersin? Ya e, ne demek isterim? E, Allah'a hamdolsun bizi utandırmadı onlara karşı. Rabbime hamdolsun biz başardık yani. Başarmak isteyenler ama gerçekten inananlara. Hani bu işi bir günlük iki günlük değil de kalpten yürekten sevenler yapsın. Hani öbürlerine de mani olmasınlar. Hani bankalar dedi ya, gerçekten bankalar da korkuyor. Hani dolandırılma, hani yapmayacak bu parayı alıp yiyecek mi? Acaba başka yerlerden mi kullanılacak korkusu da var. Gerçekten sevenler yapsın. İsteyenler. Kendi kendine güvenenler. Bu işte güven çok önemli. Güvensiz hiçbir şey olmaz. Benim eşim dahi olsa. Bak eşim tamam hayvancılık için geldi ama ben olmasaydım eşim bir yerde bırakırdı. E, muhakkak zaten o yüzden söylüyoruz. Evet. Yani bayanlar eğer erkekleri desteklemezse birbirini tamamlamazsa bu iş evet. yürümez yani. Evet öyle. Ya senden ayrılacaktı. Evet. Ya köyden ayrılacaktı. <laughs> geri senin yanına gelecekti. Başka çok, çare olmayacak. Yani çok şükür. <laughs> Rabbim mutluluğunuza etsin razı olsun. abla. Sağ İblis sağlık. Son olarak mikrofonu bir tara verirsek. Şimdi Tarık e, tabii biz bunları konuşurken dedik burada güzel bir başarı hikayesi var ama biraz önce de konuşurken o da özellikle e, aradan geçmesin dedin ki özellikle biz ilk 1-2 yıl epeyce e, e, sıkıntı evet. yaşadık yani. Evet. Onları da şöyle bir hafif değinirsek özellikle o ilk 1-2 yıl e, yani hayvana bakma işte yavru ölümleri olsun evet. e, ona sahiplenme anlamında. Ee, şimdi başkanım. E... İlk geldiğimiz sıralarda böyle e, hayvan fiyatlarında yani dışarıya bir ihracat açılmamıştı. Evet. İhracat kapalıydı. Eee daha bir de üstelik dışarıdan ithalat olunca içerideki üretici artık eee bıçak dayanmıştı. Hayvanı par etmiyor. Satıyor bir para yok, bir şey yok. Ee, Ye maliyetleri de başına almış gitmiş. Geçen sene bir ton arpa almak için kaç hayvan satmak zorundaydı? Beş tane koyunumu satmak zorundaydı. Geçen sene bir ton arpa almak için beş, beş tane, tane koyunu... ana açık satmak musatmak Bu sene bir ton arpa almak için kaç koyun satmak, bir zorundasın? satmak zorundasın? Bir koyunu satmak zorundaydı. Bir koyunu satmak zorundasın. Evet. Ve dolayısıyla gerçekten evet. geçen sene özellikle 2022 yılında üretici battı bu evet. anlamda. Ayakta durabilenler evet. bugün işte devam ediyorlar. Çok zorluk e, yaşadınız. Şimdi başkanım 2021 yılında baktığımız zaman mesela e, kendi köyümüzde mesela bugün 500 tane hayvan varsa şu an 210-215 hayvan var. En çok hayvan benim hayvanım. Evet. Diğer yerde Ambarcık bölgesi dediğimiz köyümüzde e, 600-700 tane anaç hayvan vardı. Şu an 100 tane. Bak evet. yani şeyler. Diğer e, Hotolu dediğimiz orası kökünü kazıdı. Büyük Karacüren dediğimiz orada iki sürü çıkıyordu. Şu an bir sürü çıkıyor. Toplam 120 tane hayvan. Ee, diğer e, e, şeyimizde Gebe dediğimiz köyümüz var. Orada mesela 500 hayvan varken şu an 150 tane hayvan var. Bu bölgede azaldı. Çevre evet. illerde peki gittiğin yerlerde? Ee, gittiğim çevre illerde de birçok kişi mesela aynı şekilde. Bura nasılsa orada da e, hastalık yani şey devam ediyor. Mesela bırakma. Çünkü niye insanlar bugün... Ee, birçok kişi arabasını, parasını yani kura bağladı, arabaya bağladı, eve bağladı, katı kat kazandı. Hayvana bağlayanlar hepsi, bırak e, ana parasını e, yemciye borçlandı, işte farklı hayvanı satıp kendi aylığını, meşiyetini geçirmek zorunda kalınca, eksilere düşünce insanlar bu işten e, arşın arşın, birer birer, birer birer ne yaptılar, çıktılar. Hatta, e, 2022 yılında sizin birçok işletmelere giderekten bakın şu an kurban yaklaşıyor. Birçok üreticimiz hayvanlı besiye çekmiş. Sesimizi duyun, üreticiye sahip çıkın. Hayvanlarımız kesiliyor. Hayvanlar kesil zaman 2023 yılında ülkede üretim sayısı azalacak ve fiyatlar artacak dediğiniz zaman Belki o zaman da hadi canım elimizdeki verilere göre sen e, hiç de öyle değil gibi dediler. Aynen, Bizim önümüzdeki bizzat bu cümleyi He. bana söylediler dedim ki bak hayvan sayımız azalıyor. Ee, bir tane genel müdürümüz o anda bilgisayarı açtı, yok dedi. Bak dedi bana gelen verilere göre dedi azalmıyor, artıyor demişti. Şimdi başkanım e, veriler doğruyu söylemiyor. Şimdi şöyle bir şey ben az önce bir kelime kullandım. Eğer birlik başkanları yani ee, Allah senin sağa inerlerse üretimin azalıyor mu artıyor mu gerçek veriler birliklerdedir. Bunu tarım işletmeleri yani şey tarım ilçe ve birlikler çok iyi bilir. E, siz 2022 yılında yani avazınız çıktığı kadarı hatta sizi yanlış anladılar ya ee, Osman Türkmen sen ne yapın yani ee, böyle yanlış yapın niye insanlar yanlış bilinlendirin Dercesine belki size zelzeleşler olur. Halbuki gerçekten benim şu an yani mesela 210 hayvanım vardı. Aynı şekilde birçok mesela biz direndik. Yani şey yaptık dedik ne olursa olsun biz bu işi yapacağız. Biz buraya geldik. Biz bu işi yapacağız. Ama direnmeyenler hepsi şey yaptılar sattılar. 2023 yılında mesela 2022 yılında en güzel hayvanı mesela gidip 75-80 kilo canlılarla bir hayvanı 4 bin liraya 5 bin liraya alabiliyordun. Büyük başa girdiğin zaman Dört bin lira, 5 bin lira veriyordun, alıyordun. 2022 yılında sizin o kadar bağırmaza, çağrımıza üretim bitiyor. Hayvan az önce 2023 yılında kurban ayına geldiğimiz zaman büyük baş hisse bedeli 15-20 bin arasında. Küçük baş hisse 10 bin arasında. Arada bak bir şey olmuş. Niye? Bunun sebebi neydi? 2023 yılında Adana'da, Maraş'ta, Antep'te ve birçok ilimizde bayramda hayvan kara borsu oldu. Niye? Çünkü üreten bitti. Hayvan bitti. İnsanlar... Ee, artık kara borsa oldu. Neden? Çünkü üretim bitti, hayvan bitti. Üretenler azaldı, üretenler çekildi. Çünkü üretenlere sahip çıkılmadı. Çıkılmayınca ne oldu? Bugün 20, 2023 yılında kurban ayına geldiğimiz zaman gerçekten acı tabloyla karşılaştık. Ee, dolu olan pazarlarımız Arefe günü bomboştu. Çünkü elindeki olan herkes bitmişti. Birçok şehirden benim müşterim olmamasına ismimizi duymuş. Yani Aman Allah'ım diyeyim. Kesim yapıyorum beni yiyecekler. Hayvan ver. Ya bunları görmüşler. Anaçlar Buradan ver. 40 kilo olsun. 35 kilo olsun. Kardeşim bu damızlık hayvanım. Küpeli hayvanım. Bunları satamam. Yani adam yanında çocuğunu almış. Yalvarıyor abi ne olursun. Antep dedi. Hayvan bulamadık diye. Ya ne vardı? Çocuğuma diye şey gitmeyeyim yani elim boş gitmeyeyim valla. kurbanımızı bile verdik. Ya mahcup <laughs> olduk artık yani dedik tamam al Damızlık koçumuzun bir tanesini kesmek zorunda kaldık. Onu sırf şey etsin diye alt çocuğuna dedik yani evet. bizim kurbanımızı git dedik yani. Yani düşün bu acı tabloyla 2023 yılında 2022'nin bağırması, sezleşi, üretimimiz azalıyor ama kendilerinin elimizde verilerimiz var dediği zaman 2023 yılında bu acı tabloyla karşılaşmış olduk başkanım. He. Tarık şimdi eee programın da sonuna geldik. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, şimdi bu işi gerçekten yapacaklar mesela başkamdan eşin size sahip çıkacaksa bu işe girin. Çünkü bu iş e, hani güzel bir söz var. İkna edilmişlerle değil, inanmış inanmış kişilerle yola çıkacaksın. E, eşim burada rolü çok büyüktür. Eşimin eşim dediğim gibi, biz buraya geldiğimiz zaman e, bize her türlü e, baskı yapıldı ama Bizim bir üç tane T harfimiz var Başkanım. Önce terk ederler, sonra takdir ederler, sonra taklit ederler. Biz köye gelince, buradaki şeyi de yapınca köyümüzde e, yavaş yavaş bizi görerekten taklit etmeye başladan hayvancılık yapmaya e, bu şeye yönelmeye de olanlar var mesela. Yani bize i̇nşallah. bakaraktan. He. Biz de yani inşallah üç tane T diyoruz yani. Sizi önce bu yönde terk ederler takdir ederler. Sonra da taklit ederler başkanım. Sadece hayvancılara sahip çıksınlar. Başka da bir şey istemiyorum. Aynen. Eyvallah. Çok teşekkür ettik. Ee, tabii değerli izleyiciler şu an örnek bir e, hem aile hem de e, örnek bir model olabilecek bir işletmemizdeyiz. Yani bir başarı hikayesiyle ve bu proje kapsamında da e, köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kapsamında da o bölgenin o ilin e, ırkına e, uygun hayvanlar alındı. arkamızda da yine bölgemizin Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin işte sarıbaş dediğimiz İvesi e, veyahut da yöresel ismiyle Hallik dediğimiz e, koyunlarımız var ve koyunlarımızın da buradaki sürümüzün de tamamı e, o Halliklerden İvesi koyunlardan oluşuyor. Bölgeye de uygun e, kombine e, verimli bir ırk. Bu anlamda tabii biz burada ee, özellikle bu işi e, şehirde oturup da yapmak isteyenler örnek bir çifti ve örnek bir işletmeyi anlattık tabi burada güzel de bir e, emeğin karşılığında bir kazanç da oluşmuş ama hani bunu sadece buradaki e, bu 4-5 yıllık süreçte hayvandan da elde edilmemiş. Aynı zamanda işte e, İnce abla diyor ki bak biz burada adaklı kesiyoruz. Tarık işte aynı zamanda e, çevre illerden, çevre köylerden hayvan alım satımı yapıyor. Yani kombine bir şekilde e, omuz omuza vermişler ve burada e, bir mücadele var e, ve burada bir e, bu anlamda çalışma var ve bu emeğin, bu çalışmanın karşılığında özellikle de inanmanın e, neticesinde bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor ve bu başarı Başarı hikayesi de bugün işte Tarık'ın da söylediği gibi artık e, taklit edilmeye başlıyor. Taklit edilsin, güzel şeyler taklit edilsin. Bu ülkeye de, bu insanımıza da bu anlamda e, faydası dokunur. Özellikle e, şehirlerde olup da, bu programları izleyip de ya biz de işte gidelim mi diyenler için örnek bir program olduğunu düşünüyorum, örnek bir işletmede, örnek bir aileyle bu programı yaptığımızı düşünüyorum. Buradan kendinize çıkaracağınız çok ders olabilir. Öncelikle yine söylüyorum. Ee, özellikle eşler birbirine inanmışlarsa birbirlerinin arkalarında duracaklarsa çünkü zor, sıkıntılı, zahmetli günleri olacak, e, süreleri olacak e, birbirlerinin arkasında duracaklarsa o zaman bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Ve bu anlamda da özellikle bu tarz projelerin gerçekten inanmış ve bu işi yapmak isteyen insanlar faydalandırılırsa ve bu süreçte de e, özellikle birlikler başta olmak üzere Ziraat Bankaları, Tarım İl Müdürlükleri, Tarım Bakanlıkları diğer ilgili kurumlar bu işi yapacak insanlara yol açarlarsa çünkü birçoğu ne yapacağını da bilmiyor bu anlamda onların heveslerini kıracak adımları atmazlarsa tam tersi şevklendirirlerse ben inanıyorum ki başarı da beraber gelir bir Osman Türkman'la Ayvancıl'a dair programıyla daha karşınızda olduk. Gaziantep ile Oğuzeli ilçemizin Sevindi köyünde bugün sizlere seslenmeye çalıştık. Hatamız olduysa, kusurumuz olduysa affola diyoruz. Görüşmek üzere alasmaladık. Merhabalar, ben Osman Türkman. Usta da var, etlere tol gidiyor O da gidiyor. Ben koyuna gidiyorum başkan.